Neşe Yılmazcan, yüksek öğrenim için taşradan büyük şehire geldi. Hiç de alışık olmadığı ama hep hayalini kurduğu yeni bir hayata başladı. Başarılı bir öğrenciydi. Önceleri sadece okulu ve dersleriyle ilgileniyordu. Ancak daha sonra herkesin başına gelebilecek bir olayla karşı karşıya kaldı. Aynı sınıfta okuduğu erkek arkadaşına aşık oldu. Oldukça mutlu ilişkileri vardı. Birbirlerini çok seviyorlardı. İlerleyen arkadaşlığın sonunda Neşe hamile kaldı. Dönüşü olmayan bir yol başlamıştı iki genç öğrenci için. Neşe hamile kaldığını öğrendiğinde müdahale için vakit gecikmişti. 26 Aralık 1986 günü birçok insan için yaklaşan yeni yıl hazırlıklarının yaşandığı bir gündü. Genç çift içinse bir korku ve kabus fırtınasının başlangıcı. Nikahlanmadan hamile kalan Neşe çocuğunu doğurmak için hastaneye yattı. Korkma, ben yanındayım. Çok yaklaştı, hissediyorum. Sancın var mı? Giriş kaydına gerçek isminizi vermediğiniz çok doğru. Adresiniz için ne dedi? Onu da attım kafadan. Rastgele bir şeyler söyledim. Doğumdan sonra ne yapacağız İsmet? Ne yapıyorsunuz beyefendi? Lütfen sigaranız dışarıda için. Tamam hemşirem, tamam, özür dilerim. Kafam o kadar karışık ki. Baba olmak kolay değil. Nasıl, sancıların sıklığında bir değişme var mı? Sanki biraz daha sık gibi. İyi, 5 dakikada bile düşünce bana haber ver. Tamam hemşirem, haber veririz. İsmet, yanımda dur lütfen, beni bırakma. Buradayım sevgilim, yere gittiğim yok. Ah! Ne oldu, başladı mı? Sanki biraz daha sık gibi, ah! Dur, tekrar başlayınca haber ver. Geçti mi? Biraz geçti gibi. Yeni yılda hep iyice yaklaştı. Evet, annemler de gelmek istiyorlar. Artık onlara ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Allah'tan şimdi gelmeye kalkmadılar. Onlara da ne yalan söyleyeceğimi bilemiyorum. Hamileliğimi gizlemek için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Evet. Ah! Ne oldu? Biraz daha sık gibi. Ah! Sık mısın canım? Hemşire Hanım'a haber ver, çabuk. Tamam sevgilim.